Aç aç. Tüm bunların sorumlusu Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'dir. Bakın, bu ülkedeki eğitim politikası öğretmene verilen değer kamuda ya da özelde fark etmeksizin. Öğretmenler asgari ücretle çalıştırılamaz diyemediği müddetçe biz kararlı bir şekilde bu mücadeleyi vereceğiz. Ne gözaltından korkuyoruz, ne tutuklamadan korkuyoruz, ne patronlardan korkuyoruz, ne bir adım geri atıyoruz. Bu ülkede eğer öğretmene değer gösteriyoruz diyorlarsa, öğretmene saygı gösteriyoruz diyorlarsa, özel öğretim kurumlarında öğretmenler asgari ücretle çalıştırılamaz diyecekler. Bunu ÖMK içerisinde güvence altına alacaklar. Bunu yapmayanlar açık bir şekilde patronların yanında yer alıyor demektir. Patronlar tarafından yönetiliyor demektir. Çünkü bize kendisi Yusuf Tekin, Kemal Şamlıoğlu, Fethullah Güner kendileri Şubat ayında dedi ki Nisan ayında bu taban maaş uygulaması 3 formül şeklinde Maliye Bakanlığı ile görüşülerek geçecek dedi. Bunu siz istiyorsunuz diye değil. Zaten biz bunu yapacağız dediler. Biz vicdanlı insanlarız dediler. Biz adaleti savunuruz dediler. Adalet işte burada. Adalet işte burada. Vicdan onların gözünde yalan. Vicdan onların için bir öğretmenin patronların karşısında ezilmesi demektir. Bakın, biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sesleniyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne sesleniyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'ne sesleniyoruz. Saadet Partisi'ne sesleniyoruz. Yeniden Refah Partisi'ne sesleniyoruz. DEM Parti'ye sesleniyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne sesleniyoruz. Tüm partilere sesleniyoruz. Her şey sizin ÖMK komisyonunda alacağınız bir doğru tavra bakıyor. Ya Yusuf, ya İbrahim Taşerler'den yer olacaksınız. Ya Açık Pehlivanoğlu'ndan yer olacaksınız. Ya Enver Yücel'lerden yer olacaksınız. Ya öğretmenlerden yer olacaksınız. Buradaki emniyet mensuplarına sesleniyoruz. Çoğunuz öğretmenlik bölümü mezunu. Çalışmayı tercih etmediniz. Arkadaşlarınız buradaki kurslarda çalışıyor asgari ücrete. Biz asgari ücrete çalışıyoruz. Bizim için isyan hak, meşru. Biz bunun için her şeyi göz aldık. Niye mi? Çünkü bu çekin, çekin bunları. Çünkü bu patronlar bizim karşımıza pişkince geçiyorlar. Diyorlar ki ben seni asgari ücretle çalıştırabilirim. Senin Mayıs ayında tam da bu ayda herhangi bir sözleşme üzerinde pazarlık hakkın yok. Sen süreli sözleşmeyle çalışıyorsun. Kabul etmiyorsan istifa edersin diyorlar. Kıdem hakkını bırakırsın diyorlar. İşsiz kalırsın diyorlar. Geleceksiz kalırsın diyorlar. Tehdit ediyorlar. İzin verenler bunlar. İzin verenler AKP. İzin verenler Milli Eğitim Bakanlığı. Net. Bu kadar net. Bunu çıplak bir hakikat doğrultusunda söylüyoruz. Yalanın karşısına dikiliyoruz. Biz meclisin önünde kitaplarına demokratik bir hakkımızı kullanarak gizli saklı yürütülen, öğretmenlerden kaçırılan, tırnak içerisinde öğretmen meslek kanunu denilen ama hiçbir özlük hakkımızı, sosyal demokratik hakkımızı ifade etmeyen, patronları kollayan bir ÖMK gelecekken tam da bu zamanda nöbet hakkımızı kullanacağız. Barikatı geçelim oraya, temsili bir şekilde 5 gün boyunca orada derdimizi anlatalım. Başka bir şey değil. Bu demokratik bir hak. Burada öğretmeni itiyorsunuz. Karşı karşıya geliyoruz. Gerek yok. Açın barikatı. Açın. Açın barikatı. Niçin? Eğitim. Nöbeti. Gelecek. Niçin? Eğitim. Nöbeti. Gelecek. Niçin? Eğitim. Nöbeti. Bu eğitimciler birçoğu asgari ücretle onun altında çalışıyorlar. Eğitim.
belki birçoğunuzun çocuklarını da okutuyorlar. Burada eğitimcilerle güvenlik kuvvetlerinin karşı karşıya gelmesi ya da getirilmesi doğru değil. Burada bir sanki terör faaliyeti yapılıyormuş gibi, sanki burada yasa dışı bir iş yapılıyormuş gibi bir uygulamayı eğitimcilere reva görmeyin arkadaşlar. Herkes ekmeğinin derdinde, aşının derdinde ve hepimizin, ülkemizin, çocuklarının ve ülkenin geleceğinin deyiz. O yüzden bu arkadaşlar temsilli olarak kendi sorunlarını, sıkıntılarını anlatmak için temsilli olarak orada nöbet tutacaklar. Herkese her şey reva. Ama eğitimciye gelince, emekçiye gelince barikat. Bunu kendinize yakıştırıyor musunuz? Ben onu bilmiyorum.